Herkese tatlı sanatı mutfağımdan merhabalar sevgili takipçilerim. En güzel kuru fasulye tarifimle sizlerleyim. Hemen tarifime geçelim. 2 adet kuru soğan, 3 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı salça ve 1 adet domates. 3 su bardağı ispir fasulyesi kullandım. Kuru soğanlarımızı küp küp olacak şekilde yemeklik olarak doğrayalım. Kuru fasulyemi bu sefer etsiz olarak yaptım. Daha önce etli olarak tarifimi paylaşmıştım. Alt metin kısmına bağlantı linkini bırakıyorum. Etli kuru fasulye tarifini isteyenler oradan ulaşabilir. Tenceremize ilk önce tereyağımızı ekleyelim. 3 yemek kaşığı tereyağı ekledim. Bu kuru fasulyenin püf noktası tereyağını bol kullanıyoruz. Yani tam 3 yemek kaşığı bu ölçülerde kullanmanız yeterli olacaktır. Kuru fasulye yağı çektiği için tereyağı ile çok lezzetli olacaktır. Eminim sizler de bu tarifimi çok beğeneceksiniz. Tereyağımız eridikten sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı ekleyelim. Küp küp yemeklik olarak doğramış olduğumuz 2 adet kuru soğanımızı da ekleyip kavuralım. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçamızı da ekleyip kavuralım. 1 tatlı kaşığı toz karabiberimizi 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyip karıştırmaya devam edelim. Bir gece önceden ıslattığımız kuru fasulyelerimizi sosumuzun içerisine ekleyelim. İspir fasulyesi gerçekten çok lezzetli bir fasulye sevgili takipçilerim. Eğer henüz tatmadıysanız mutlaka deneyin. Çok tatlı bir fasulye oluyor. Şimdi kuru fasulyelerimizi güzelce kavuracağız. Orta ateşte pişirmiştim şu ana kadar. Şu andan itibaren kısık ateşte karıştırarak kavuracağız. Suyunu eklemeden önce bu aşamada kuru fasulyelerimizi kavurmamız çok önemli. Yaklaşık 5-10 dakika kadar bu şekilde karıştırıp kuru fasulyelerimizi kavuruyoruz. Kuru fasulye yaparken mutlaka başında olmak gerekiyor. Yani her yemeğin başında oluyoruz ama ocağı bırakıp pişmesini öylece beklemeyelim. Başında durup mutlaka ara ara karıştırarak ve sürekli kontrol ederek pişirmemiz çok önemli kuru fasulye yaparken. Şimdi suyunu göz kararı olarak ekledim. Çok eklemiyoruz. Fasulyelerimizin üzerine geçecek kadar ekliyoruz. Ve bu şekilde karıştırdıktan sonra kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Yani demleme usulü olarak fasulyelerimizi pişiriyoruz. Fasulyelerimizi pişirirken açılmaması çok önemli. O yüzden yavaş yavaş kısık ateşte pişirmemiz gerekiyor ki şekli tam böyle güzel bir şekilde olsun. Yaklaşık yarım saat 40 dakika süreden sonra fasulyelerimiz pişti. Sunuma hazır edebiliriz. Gördüğünüz gibi tane tane, şekilleri dağılmadan, açılmadan çok güzel fasulyeler elde ettim. Sizler de bu şekilde yaparak aynı şekilde tarife lezzete ulaşabilirsiniz sevgili takipçilerim. Tabii şunu da söylemek istiyorum. İyi bir fasulye, lezzetli bir fasulye yapabilmek için kuru fasulyenin de lezzeti, kalitesi çok önemli. Sıcak sıcak sunuma hazır edelim. Böylelikle bir videonun da sonuna geldik. Sizlerle tekrardan yepyeni tariflerimle görüşmek üzere sevgili takipçilerim. Youtube kanalıma abone olmayı, beni desteklemek için videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.